bunlar. Tahtımızın yiğit insanları, AK Parti sevdalıları, hanımefendiler, beyefendiler, bu akşamki mitingimize hoş geldiniz. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrıca teşkilatım adına, başbakanımız adına geçen hafta salı günü başbakanımızın Adıyaman'daki mitingine yaptığınız katkılardan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Adıyaman mitingine kahta damgasını vurdu. Dedim ki efendim ben Engin Hacer. Kente ilçemizin 2 haftalık ilçe başkanıyım dedim. Tabi yürümeye devam ediyordu. Kahta deyince bir an durdu ve geri döndü bana. Doğru. Dedi ki kahtada bir sıkıntı yok değil mi dedi. Başbakanım hiç merak etmeyin. Görülmemiş bir oy farkıyla inşallah 30 Mart'ta seçimleri biz alacağız. Bundan yaklaşık 3 hafta önce milletvekilimiz Sayın Murtaza Yetiş Bey ile Ahmet Aydın Bey ile Mehmet Metiner Bey ile Ankara'daydı. Orada vekillerimiz bize dediler ki bakın ya tarih yazacaksınız ya da tarih olup gideceksiniz. Ben dedim ki kahta insanı merttir. Kahtamız başbakanını çok seviyor. Hiç merak etmeyin biz tarih yazacağız, tarih. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Malum yağmur da yağıyor. Uzun uzun burada hasbihal etmek isterdik. Ben şimdi mikrofonu Sayın Belediye Başkanı adayımız Abdurrahman Toprak Bey'e veriyorum. Değerli gençler, sayılar hanımefendiler, başımızın bize mensupları, bize şeref veren Adıyaman milletvekilimiz Murtaza Yetiş Bey, hoş geldiniz. Hepinizi saygı hürmetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli gençler, saygıdeğer büyüklerim, başta hanımefendiler, bakın işte halk burada, işte kahta burada, kahta milletvekilimiz burada, kahta ilçe başkanımız burada, sizin hizmetçiniz Abdurrahman Toprak burada ve bütün kardeşlerimiz her beraber burada. Bugün
Sayın milletvekilimizle beraber esnaf ziyareti yaptık. Hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle onları ziyaret ettik. Başlayın hanım bacılarım, kızlarım, analarım, sizlerin 8 Mart Kadınlar Günü değil, 365 gün değil, kıyamete kadar bütün güzellikler sizin olsun, bütün güzellikler sizindir. Çünkü cennet anaların ayakları altındadır. Rabbim sizleri ve sevdiklerini de ayaklarla mutlu mesul etsin. Sayın milletvekillerimizden sürekli kâhta ne yapabiliriz? Kâhta gençlerine ne hizmetler getirebiliriz? Bu gençlerimizi nasıl iş sahibi yapabiliriz? Bu hanım kardeşlerimizin yüzünü nasıl güldürürüz? Yaşlı amcalarımızın, büyüklerimizin daha rahat yaşamı için nasıl bir şeyler yapabiliriz? Bak, adaylık açıklandığından bugüne kadar sürekli bu projeler konuşuluyor. Çünkü neden şimdiye kadar konuşulmuyordu? Şimdiye kadar sizden kopuk olan, size tepeden bakan insanlar ilçe başkanıydı, belediye başkanıydı. Ama şimdi halkın evladı, Bayın Günahken ilçe başkanı. İşte mutlaka yetiş milletvekili. İşte sizin hizmet kareni, sizin kardeşiniz Abdurrahman Topuk. Şu ampulere bakın, şu dünya liderine bakın, bu dünya liderine ihanet edenler nerede? Onlarda ne yapmışlar reklam paralarında? Vekillerin adayı değil, halkın adayı. Sayın vekilimiz birinci personel açıklayacaklar. Bakın 99 yılında Dengi Fırat yıllarca Doğru Yol Partisi ve Adalet Partisi'nde milletvekili adayıydı, öyle değil mi? Başkan Partisi'nde, Refah Partisi'nde, Milli Selamet Partisi'nde herhangi bir emeği var mıydı? Ama ne yaptı? 99 yılda tepeden geldi milletvekili adayı oldu da o zaman haklı. Ama halkın evladı belediye başkanı ortaya olmuş haklı. Halkın evladı, sizin evladınız belediye başkanı adayı olmuş. Onlar diyorlar ki vekillerin adayı değil, halkın adayı. Ya siz onların adayısın, onların çetelerin adayısın sen. Ama bu gidermiş, vekillerin adayı değil, halkın adayı. İşte halk bayadır, sen ne edersin? Başbakanım, bakın Sayın Başbakan'a gelmeden söyleyin. Sayın Başbakan'a
türlü birbirine canına gelmişler ki kafların kalan hakların da cebimizdeki kalan kardeşlerin cebindeki paraları da alıp götürürler. Onlara kalmayın, gelin buraya gelin. Hak burada kardeşlerim. Baba, bakın değerli gençler, Sayın Erbikar ne yapmışlar? Bir şey söyleyeyim, mikrofonu Sayın Vekilime vereyim. Pedergen tarafındaki su, kaynak suyunu Kaftan'a gel gele atacaklarmış. Bedava Devlet Su İşleri tarafından. Ama mevcut belediye başkanı ne yapmış? Gel gel belediye başkanı demiş ki tamam, suya ihtiyacımız var. Gel geldiğimizin suya ihtiyacı var. Ama Yusuf Duran'ı ne demiş? Bakın millet içerisinde geziyor. Değişik değişik de onlar iftiralar atıyor. Kim iftira atıyorsa, kim yalan söylüyorsa Allah onun belasını versin. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bakmış. Bak bedava Devlet Su İşleri'nde Sayın Ekim açıklayacaklar. Bedava Devlet Su İşleri tarafından kaftara atılacak suya demiş ihtiyacımız yok. Niye biliyor musunuz? Bak bize çayın suyunu içen zihniyet tertemiz kaynak suyunu içirmemek için ihtiyacım yok demiş. Niye biliyor musunuz? Çünkü resmiyette o bir tane hilmelik tantalı yapılmış. Dırın karın orada, hacanın orada. Resmiyette onların ortaklığı görünmüyor. Ama asıl ortak olan %70-80 onların çünkü. Su geldiği zaman o hidro elektrik santrali 6-7 ay boyunca çalışmayacak. Ve ağaların ceplerine para girmeyecek. Onun için o suya yok demişler. Kahveye o sudan mahrum bırakmışlar. Ama işte değerli kardeşlerim, bak basın mensubu kardeşlerimiz de burada. İşte biz bunlara gereken cevabı bu 20 gün küsur gün içerisinde geceli gündüzü çalıp cevap vermemiz lazım sandıkta. Hiçbir projeyi, hiçbir gencimizin iş sahibi olması için, hanım bacılarımızın yüzü görmesi için, evde olan yaşlı amcalarımızın, büyüklerimizin yüzü görmesi için, projelerine gündürüp bekçilerimizin inine indirmene de gerekirken, adamlar ne yapıyordu bugüne kadar? Ulan şeyleri yıkmaya çalışıyorlardı. Milletvekillerine tepeden bakıyor. Çünkü milletvekili halkın evladı sizden. Nasılsan ulan aynı. Yapmışlardı. Hala devam ediyor. Elektriği kaçak kullanıp o santralarda o pompalardan akan suyu kaçak kullanıp bizlere içiyorlardı. Parayı da kalıban kardeşlerinden alıyorlar. İşte bunlar belgeli. Bunlar belgeli ve şahitlidir. Gün geldiği zaman bunların hesabı sorulacak. Hiç merak etmeyin. O sizin hakkınızı yiyen, 100 yıldır bize tepeden bakan zihni Allah'ın inşallah sandığa gömülecek, bir daha da dirilmeyecek. Ben tekrar Allah'ın selamı ve rahmeti bereket üzerimize olsun. Hanım başlarımıza yolunu kutluyorum, yerlerini kutluyorum. Hocam mutlu mesaj olmanın yüce noktan gidiyorum. Size canım vekilimle baş başa bırakmak Allah'a emanet olun. Thank you.
Osman Buzan, Sadık Buzan, Hasan Şirin'in yerleri atını aramıza katılmışlar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gece gündüz çalışan, hatta bununla yetinmeyen, rüyasında bile bizi gören Sayın Mehmet Gengen'le teşekkür ediyoruz. Sevgili saygı uzmanları, Rüsun Baktay, şeref olun, şeref duyuyoruz. Mazlumların ve mahrumların acısıyla, endişesiyle yoğrulan, zalimin karşısında dün olduğu gibi bugün de yiğitçe, mertçe, civan mertçe duran yiğit insanların ülkenin selameti için, milletimin birliği, beraberliği için kefenimi giymişim, yola çıkmışım, bedel ödemeye hazırım diyen yiğit insanların arkasından giden kahvalı kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamını ve selamını hoş geldiniz, sefalarla getiriyoruz. Elbette ki mazlumların gül sesidir o. Galibanların, zulme uğrayanların, özgürlüğe susanmışların gül sesidir o. Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşleri, yoldaşları, kahve arkadaşları. Hepinizi selamlıyorum. İslam dünyasıyla birlikte, Afrika'yla, Balkanlarla, Kafkasya'yla birlikte adeta eski dünyanın, ilk dünyanın, eski medeniyetimizin, eskimeyecek olan derin tefekkürümüzün merkezi haline gelmiştir. Türkiye sadece Türkiye değildir. Türkiye aynı zamanda Şam'dır. Türkiye Bağdat'tır. Türkiye Kahire'dir, Mısır'dır, Tunus'tur, Libya'dır, Mekke'dir, Medine'dir, Kudüs'tür, Gazze'dir. Değerli kardeşlerim, elbette ki 30 Mart seçimleri de sadece bir yerel seçim değildir. 30 Mart'ı sadece Kahta beklemiyor, sadece Adıyaman beklemiyor. Sadece Ankara, İstanbul'u beklemiyor. İşte 30 Mart İslam coğrafyası üzerinde, Orta Doğu üzerinde adeta yeni oyunlar tezgahlayan, yeni senaryoları piyasaya süren kumpasçıların, komplocuların, kasetçilerin ölüm günü olacaktır, ölüm günü. 30 Mart zalimlerle birlikte el ele tutuşmuş ama perdenin gerisinde duran hainlerin de maskesinin düşeceği gün olacaktır inşallah. 30 Mart. Ben eğer bu gemide varsam bu gemi güzeldir, mahbuldür. Ben bu gemide yoksam ya da bu geminin kaptan köşkünde değilsen bu gemi kötüdür, bana lazım değildir diyen İhanetçilerin de sandığa gömüleceği hüsrana uğrayacağı gün olacaktır. Şimdi sadece bu ülkede yaşayan 77 milyon insanımıza değil, gidelim Gazze'ye, gidelim Kahire'ye, gidelim Bağdat'a, gidelim Somali'ye, burada karşımıza her kim çıkarsa 7 yaşından 70 yaşına kadar. Her kime sorarsanız kendi ülkesinin başbakanını, cumhurbaşkanını,
belki bilir, belki bilmez ama Recep Tayyip Erdoğan'ı sonuna kadar bilir, yüreğiyle arkasında da değerli kardeşim. Bütün bir yeryüzü değil ki tahta, değil ki Türkiye, bütün bir yeryüzü altınla doldurulup da size verirse yine de mazlumların duası üzerinde olan bir dünya liderini nasıl olur da yarı yolda bırakırsınız? İşte, işte halk burada, işte yürekli insanlar, yiğit insanlar burada ve dün olduğu gibi bugün de yarın da liderlerin arkasında onun yerinde. Değerli kardeşlerim, 17 Aralık süreci niçin meydana geldi? 17 Aralık sürecinin 30 Mart'la birlikte biteceğini görüyoruz. Yeryüzünde bütün bir dünyanın, yeryüzünün bütün güçlü devletlerinin ve yöneticilerinin mazlumları yüzüstü bıraktığı, onları her gün ilim ilim inlettiği ve sömürge sömürge emdiği, sömürdüğü, yoksullaştığı bir dönemde bir lider çıktı. Ve bu lider bütün ezberleri bozuyor. Siz zalimlerin maskesini düşüren, fakirin mazlumun her fırsatta yanında olan, Suriye'de, Somali'de, Bosna'dan Çeçenistan'a kadar her bölgede açık ya da örtülü biçimde mazlumları destekleyen bir lidere bunların tahammül gösterebileceklerini düşünüyor musunuz? Hayır. Siz bu ülkeyi ondaki özündeki gücünü bildiği halde bu güç aman ortaya çıkmasın diye 40 yıl boyunca Kürt'tür, Türk'tür, laiktir, Sünnidir, Alevidir, Müslümandır, Ermenidir vesaire diye birbirine bölerek, onları birbirine kırdırarak 40 yıl boyunca bu ülkenin kanını adeta telef eden, gençlerini katleden o bölücü zihniyetin yeniden insanımızı bir araya getiren, yeniden birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi sağlayan bir lidere tahammül göstereceklerini düşünür müsünüz? Siz daha düne kadar ezanları susturan, camileri kapatıp ahırlara çeviren, Kur'an'ları yasaklayan, başörtüsü zulmünü yıllar boyunca devam ettiren bir zihniyetin başörtülü başımda, başı açık başımda, başımın üzerinde yeri var, birinci sınıf vatandaştır diyen bir millet insanına tahammül göstereceklerini düşünüyor musunuz? İşte ellerinden geleni artlarına koymadılar. Değerli kardeşlerim, böcekse böcek, kasetse kaset, dinlemeyse dinleme, suikastse suikast, bütün planlar Allah'ın izniyle, inayetiyle, lütfuyla ve sizlerin de desteğiyle, duasıyla birer birer çözüldü, birer birer çözüldü elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, işte geliyoruz, işte geliyoruz 30 Mart'a doğru. 30 Mart, yeryüzünün bütün münafıklarının bir araya geldiği 17 Aralık sürecinin Allah'ın izniyle biteceği gündür. 30 Mart, Kahta'mızın da, Adıyaman'ımızın da, Türkiye'mizin de yeniden büyük şahlanışa geçeceği, yeni Türkiye kervanının yola konulacağı gündür. Ve 30 Mart, kendisini milletten üstün gören,
kendisini Babil Kulesi'nde, Fil Dişi Kulesi'nde gören millet ancak kendisine hizmet ederse bir kıymeti vardır diyen içimizdeki zihniyetlerin de alaşağı edileceği gündür inşallah. Değerli kardeşlerim, biz elbette ki şeytanı taşlamaktan salavat getirmeye fırsat bulamayanlar gibi de olmayacağız. Biz kendi güzelliklerimizle, kendi projelerimizle, kendi hizmetlerimizle, gayretlerimizle dün olduğu gibi bugün de yarın da var olacağız inşallah. İşte bir bakın, acaba şu 10 yıllık, 12 yıllık AK Parti iktidarında milletin yürüyüşünden, şu kutlu kervandan uzak duran her kim ise acaba bir günlük ömrü, bir günlük siyasi ömrü kalmış mıdır? Hayır! Milletin kendilerine dua etmesi için hizmet imkanı verilenler, sıra sizden başka kardeşleriniz de geldi denildiği zaman onların da acaba buyurun sefa geldiniz, hoş geldiniz, işte sıra sizde, sizler de millete hizmetkar olmanın güzelliğini yaşayın demeleri gerekmez miydi? Bugün değerli kardeşlerim, kıymetli hanım kardeşlerim, bugün bu ülkenin geçirdiği şu kritik süreçte hangi bahaneyle olursa olsun, hangi mazeretle olursa olsun, milletin kader noktasında milletin uzağına düşenler, halkın karşısına geçenler, milletin, toplumun, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini değil, yarının Türkiye'sini değil, kendi evini, kendi nefsini düşünenler, millet nezdinde de, tarih nezdinde de silinip gideceklerdir. Ve değerli kardeşlerim, hepimiz beraberce 4 Mart günü Sayın Başbakanımızın Adıyaman'ımızı teşrif ettiği gün 30 Mart'ın Arefe gününü yaşadık. O Arefe gününde bütün Adıyaman adeta bayramlık elbiselerini almış. Ertesi gün olacak, yani 30 Mart günü olacak olan bayrama hazırlanmış ve bayram öncesinde birbirlerinin halini, hatırını sormaya gelmişti oraya. İşte tam 65 bin insanımızın bir araya geldiği, ben evimden de televizyondan izleyebilirim, ben radyodan da dinleyebilirim, internetten de açar daha sonra bakarım demeyip de 120 yaşındaki nenemizin dahi geldiği, ta Çelikhan'ından, Sinciğinden, Gergel'inden, Gölbaşı, Turut, Besmisi'nden, Samsat'tan ve yiğit insanların şehri Kaftamız'dan günler, on günler olup Adıyaman'ımıza geldi, başbakanımızı karşılamaya geldi. Bana televizyon başında izlemek yetmez. Ben o başbakanımın yanında hazır olmalıyım. Ondan bana güç gelmeli, benden de ona destek gitmeli diyerek hepimiz oradaydınız. Değerli kardeşlerim, işte bugün artık 30 Mart'a kalan şu 20 günlük süre zarfında biz, demin de arz ettim, şeytan taşlamakla uğraşmayacağız. Biz salavat getireceğiz. Biz hizmet getireceğiz. Biz ev ev, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle, bütün teşkilatımızla, bütün dava arkadaşlarımızla ev ev insanımıza gideceğiz ve yalancıların yalanlarını, maskelerini öne dökeceğiz. Şu güzel başbakanımızın da bu ülkenin başına daha güçlü bir şekilde gelmesi için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Şimdi Kaftamız öyle bir sandıkları patlatacak ki, İnşallah.
30 Mart günü Kaftanın sesi Şam'daki zalime gidecek mi? 30 Mart günü Kaftanın sesi Bağdat'a, Halep'e, Kudüs'e gidecek mi? Gazze'ye, Saraybosna'ya gidecek mi? Mekke'ye, Medine'ye gidecek mi? O zalim İsrail'e gidecek mi? Değerli kardeşlerim, işte Kafta budur. İşte halk burada. Şimdiden 30 Mart bayramınızı tebrik ediyorum. Mübarek olsun, mübarek olsun, mübarek olsun. İşte burada, işte burada ilk durmanın, yiğit olmanın dünden bugüne timsali sembolü olan bu güzel insanlarımız sizlerin yanına böyle genç, cihanet bir kardeşimiz geldi. Engin kardeşimizi sizlere emanet ediyoruz. Yine kahtamızın yüz atı, kahtamızın yüz atı adeta bir toprak kadar mütevazi, toprak kadar da gönlü geniş, toprak kadar da ne ekersen onu veren, onu veren bir yedi veren başkanımız Abdurrahman Toprak Başkanımız da sizlere emanet, emanetinizi alıyor musunuz? Alıyor musunuz? Alıyor musunuz? Hayırlı olsun, mübarek olsun. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mübarek olsun. Şu an Sayın Millet Vekili'nin partimize yeni katılan Osman Buzan, Sadık Buzan, Hasan Şahin yeğenleri bizlere katılmışlardır, gücümüze güç katmışlardır. Kendilerini Halil Şahin Bağdan Abdurrahman Demir kardeşimiz de aramıza katılmışlardır, gücümüze güç katmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz, şeref verdiniz diyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Ve diğer bütün kardeşlerimizi buraya bekliyoruz. Uyuma, başlarına sayıcı, kalka, uyuma. Değerli kardeşlerim, işte bugünkü katılım gibi çoktanımızın değerli insanların ailelerini yine bu şekilde AK Parti kervanına bekliyoruz. Şunu da ifade edelim ki, kendilerini milletten üstün zannedenlere söylüyorum. Kafta sizden büyüktür. Kafta sizden büyüktür. Ve bu halk büyüklüğünü 30 Mart günü de gösterecektir. Buradan çok değerli hanım kardeşlerime, ablalarıma da selam ediyorum. Onlara uzakta kaldıkları için bu karanfilleri de bizzat gönderiyorum. Kabul etsinler, buyurun. Let's go.